Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayım. Bu daha önce gösterdiğim, auction'dan aldığımız bir evdi. Daha önce videosunu çekmiştik. Şimdi dışla alakalı çok çalışmamız olmadı ama içiyle alakalı epeyce bir ilerleme kat ettik. Şimdi bitmemiş hali ama yine de eskiye nazaran bayağı bir değişiklik oldu. O yüzden video çekmeyi çekeyim dedim. Şimdi burası salonumuz. Hatırladığınız gibi. Şöyle bakarsanız silin tavanları tamir ettik. Daha sonra duvarlar tamir ettik. Duvarlara işte boyalarını falan yaptık. Yeni prizler taktık. Yeni baseboardlar taktık. Kapıları boyadık. Şimdi şurayı tamir ediyoruz. Burada küçük bir sıkıntı çıktı. Tüm registerları, hani havaların geldiği yerleri falan değiştirdik. Yeni taktık. Şu an mutfakta çalışıyoruz. Evet, şu an gördüğünüz gibi mutfağımız şu halde, yerlerini döşedik. Buralar hep çürüktü, hatırlıyorsanız şuralar yerler hep çürüktü. Bunları değiştirdik. Yerlere sap floru sağlamlaştırdık. Şimdi kitchen kabinetleri takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yeni lambalar falan taktık. İşte duvarları tamir ettik. Şu an yani burada bir haftada falan bir işimiz kaldı belki. Şöyle bakarsanız yeni kapı taktık. Daha sonra buraya laundry için, yani çamaşır makinesini takacak bir su girişi taktık. Şu an bitime yaklaştı yavaş yavaş. Ve daha bunu harcayla görmediğiniz aslında işler de var. Çatı arasında yapılan epeyce bir iş var. Şimdi Ed countertop'ımızı takacak. Şimdi önce kesmeye çalışıyor. Evet. Burada odaları göstereyim. Odalarımız her zamanki gibi çok basit. Sadece 4 duvar. Ceiling. İşte lambası. Şuralara kapılar takıldı. Kapılar takıldı. Pencereler, şu pencereyi değiştirdik. Şu pencere çok çürümüştü. Yeni plastik pencere taktık buraya. Onu da göstereyim. Yeni plastik pencere taktık. Yani blindları değiştirdik. Bu arada yeni action kamera aldım. Onunla çekiyorum. Daha geniş açılı diye. Umarım beğenirsiniz. Buraya yeni bir panel taktık. Daha önce buradaki panel çok eskiydi. Yeni brand new bir panel taktık buraya. Devam edelim. Tüm gördüğünüz gibi kapıları, pencereleri, her tarafı tamamen boyamış olduk. Yeni klimamız var. Her şeyini, yani şu an sıfır evin kliması var. Ve burası en çok iş yaptığımız alan. Burası. Daha önce burayı göstermiştim, hatırladığınız gibi. Şuralar tamamen çürümüştü. Şuralar. Şu pencere yani kullanılabilir gibiydi ama yine de biz bunu değiştirdik. Yeni pencere taktık. Yeni tamamen yeni tuvalet. Yeni lavabo. Ve yeni flor taktık. Eskiden flor, hatırladığınız gibi şuraya doğru bir eğim vardı. Çünkü onun altındaki tahtalar çürümüştü. Onları tamir edip havaya kaldırdık. Bu küvet de aynı şekilde bu tarafa doğru bir açıyla içeri doğru girmişti. Onların alttakilerini düzelttik tamamen. Tamir ettik. Ve yeni PEX plumbing taktık. Yani yeni bir nasıl diyeyim, PEX plumbing. Bilmiyorum, Türkiye'de gelmiştir büyük ihtimalle. Plastik boru gibi ama biraz daha iyi. Soğuklarda çatlamıyor. Genelde ben tüm aldığım evleri onlara takıyorum. Şöyle bakarsanız yeni lambalar iki tane. Şuraya ayna takacağız şimdi. Şuraya aynamızı takacağız. Şu arkaya küçük bir tane backsplash denilen seramik tasarım yapacağız. Daha sonra burası tamamen bitmiş olarak temizleyeceğiz. Küçük ince detaylar var. Onlar da birkaç saatlik işi var. Ya tuvalet, banyo tamamen bitmiş durumda. Bu arada bu kamerada ilk defa video çekiyorum. Umuyorum
beğenirsiniz. Burası da diğer odamız. Hatırladığınız gibi tavanlarında bayağı kötüydü. Çoğu yeri akmıştı falan filan. Onları tamir ettik. Hani burası çok iyi bir mahalle olmadığı için o kadar hani güzel iş çıkarma gayretine de çok girmiyoruz. Ama yine de civar evlere göre en iyi ev bu ev diyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman her şey aslında yeni olduğunu düşünebilirsiniz. Şimdi buralara halı döşeyeceğiz. Bu odalara. Bu oda ve şu karşı odaya. Şu hallway ve salona da hardwood floor döşeceğiz. Bunlar da o hardwood floor'a takacağımız şeyler. Bunu göstereyim size. Nasıl görünecek diye. Eğer açabilirsem onu göstereyim. Evet. Şöyle gözükecek. Biraz büyük bir parça bulabilirsin eğer. Evet. Buldum. Şu hardwood floor'umuz. Bunu şeye takacağız. Salona ve hallway'e. Şöyle gözükecek. Yaklaşık burada 11 paket var. Bunları işte yarın itibariyle döşemeye başlayacağız. Yani bir günlük onda işi var. Yani umuyorum bir günde biter. Başka anlatacağım ne var? Yani şeyi gösterebilirim. Mutfaktaki furnace ve su ısıtıcı tansiyonu gösterebilirim sizlere. Şurada anlatmıştım bunları yapacağız diye. İşte bunlar yaptık. Yeni su tankı şu. Bunu 300 dolar civarına aldık. İndirimdeydi. Bunu aldık. Ondan sonra yeni klima taktırdık. Bu da işte yaklaşık içli ve dışla birlikte 3000 dolar civarını buluyor. Bunu taktırdık. Zaten buraya sadece bir herhalde şey yapacağız. Boyayacağız. Şu ortalık güzel gözüksün diye. Onun haricinde burası bitmiş durumda. Tabi ince teferruatlar var hala, detay şeyler. Onlar da bittikten sonra gayet güzel gözükecek. Şuraya ocağımızı koyacağız. Şuraya. Ve şu arkalara backsplash yapacağız. Yani backsplash dediğimiz fayans döşeceğiz tamamen. Şu alana ve şu alana. Şu gördüğünüz küçük alana. Şu alan komple şuraya kadar gelecek. Buradan şurası devam edecek. Buraya kadar backsplash yapacağız. Onlar da aslında size gösterebilirim. Onları da aldım. Onları da aldım. Onlar da bir sonraki işimiz. O da herhalde 2 gün sonra ya da 3 gün sonra başlayacağız onları yapmaya. Onlar da şurada. Şimdi ortalık tamamen bayram yeri gibi. Evet. Backsplash'ımız da bunlar. Şöyle gözükecek. Bittikten sonra. Yani gayet güzel bir şey. Sadece o fırının arkasında daha değişik bir tasarım yapacağız. O biraz daha güzel görünüyor. Ama genel itibariyle çoğu bu backsplash'tan olacak. Evet. Bu odada başka göstermek istediğim bir şey çok yok. Çatıyla alakalı bayağı bir iş yaptık. Şu insulation'ları görüyorsunuz. Bakın şunları izolasyon maddesi. Bunları çatıya yerleştirdik. Çatıda fazla izolasyon yoktu. Onları hallettik. Ondan sonra dışarıda bayağı bir iş hallettik aslında. Onları da gösterebilirim. Daha önce hatırladığınız gibi buranın elektrik problemi vardı. Yani daha doğrusu her şey problemdi. Yeni elektrik tesisatı döşemek zorunda kaldık. Belediye bunu bize zorunlu tuttu. Şunu yandan getirip şuradan yeni elektrik sayacı, içerideki panel yeni. Her şeyi tamamen yeni takmak zorunda kaldık. Gördüğünüz gibi bu tamamen yeni. Bu zaten başlı başına büyük bir proje. Çünkü burada elektrik işleri bayağı pahalı. Ama tabii bizim kendi adamımız olduğu için bunları genelde daha ucuz fiyatlara mal ediyoruz. Yani bu evin bir haftalık bir işi kaldı. Bir hafta sonunda tabii. Bir hafta sonunda en son bitmiş.